A Haber Ekonomi Servisinden Mutlu Günler İşin Sırrı programıyla tekrar karşınızdayız. İşin Sırrı programında ekonomide ve sektörlerde yaşanan son gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Sayın Mehmet Ali Dinç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk önce bu dernekten biraz bahsederek başlayalım programımıza. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği üyelerinden aldığı güçle Türk deri sektörünü ileri noktalara taşımaya çalışan, değişen piyasa ve pazar koşullarına göre sektörümüze yeni hedefler belirlemeye çalışan Türk deri sektörünün en geniş tabanlı sivil toplum örgütüdür. Evet, şimdi o zaman biraz rakamlarla deri sektöründen bahsedelim Türkiye'de. Sizin şu anda ne kadarlık bir cironuz var? Şimdi bir sektörü genel olarak Türk deri sektörüne ben kısaca bir girmek istiyorum. Bugünkü uluslararası rakiplerimize karşı biz neredeyiz? Şimdi bir sektörü bizim değerlendirebilmemiz için ilk önce belli kriterlere göre, belli standartlara göre bizim bir takım veriler açısından bakmamız gerekiyor. Türk deri sektörüne baktığımız zaman bugün üretim standartlarını, fiyat standartlarını, kalite standartlarını oluşturmuş bir sektör. Sektör yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapmış. Ar-Ge'ye, Ür-Ge'ye ciddi anlamda yatırım yapan, pay ayırmış bir sektör. Dolayısıyla uluslararası pazarda bizim bir yere oturtmamız gerekirse Türk deri sektörünün biz bugün dünyada kalite, fiyat ve üretim standartları açısından ilk sırada olduğunu söyleyebiliriz. Burada ben sizin sorunuza geleceğim. Peki biz dünyada ilk sıradayız ama dünyadaki deri pazarında ne kadar pay alıyoruz şeklindeki sorunuza şöyle cevap verebilir. Biz gerçekten deri sektörü olarak dünyada ilk sıradayız. Ama dünyada aşağı yukarı deri sektörünün bunun yanında Kürk, Vizon grubu olarak 70 milyar dolarlık bir pazar payı var. Ve biz bu pazar payından ancak %5 oranında pay alabiliyoruz. Bunun birçok nedeni var. Demek oluyor ki 3,5 milyar dolarlık bir yıllık cirodan bahsetmemiz gerekiyor. 3,5 milyar dolar civarında yıllık bir ciromuz var. Deri sektörünün bir ihracatı var, öyle diyelim. Evet, şimdi 3,5 milyar doları nasıl açıklamak gerekiyor? Burada bölüm bölüm ayırırsak bunun turisti olan Ege Akdeniz kıyılarında perakende satıştan mı kaynaklanıyor yoksa sizin direkt olarak alıcı ve satıcı olarak buluştuğunuz ihracatçı pazarlar olarak buradaki bölmeler nasıl oluyor? Şimdi bizim aşağı yukarı bir yıllık 1,3 milyar dolar civarında beyannameli ihracat dediğimiz bir ihracatımız var. Yıllık Türk deri sektörünün 1,5 milyar dolar civarında da özel fatura dediğimiz bu Rusya'daki müşterilerimize bu değişik bir uygulama mı diyelim? Şekli, değişik bir uygulama şekli. 1,5 milyar dolar civarında özel faturalı satışlar ve Antalya'daki satışlarımız da 1 milyar civarında olduğunu kabul ediyoruz. Aşağı yukarı 3-3,5 milyar doları bu şekilde yakalamış oluyoruz. Peki o zaman sizin hemen 2023 yılındaki hedefinize gidelim. Şu anda 3,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyorsunuz ülkelere. 2023'te bu hedef nasıl hesaplandı? Şimdi 2023 şöyledi. Biz aslında 2003 yılı hedeflerini belirlerken biz biliyorsunuz Türkiye İhracatçılar Meclisi bu konuda çok ciddi bir çalışma yaptı. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak buna şey yaptık, buna destek verdik. Ve biz bu hedefleri belirlerken gerçekten böyle hayalci şeyler belirlemedik. Hedefler belirlemedik. Sektörümüzün gücünü ortaya koyduk, iş gücümüzü ortaya koyduk. Ondan sonra mevcut pazarlarımızı değerlendirdik ve 5 milyar dolar gibi çok böyle abartı olmayan, çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz bir hedef koyduk ortaya ve ben bunu 2023'ten önce de biz bu hedefi daha erkenden aşacağımızı düşünüyorum. 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir çok ihracat aşmış hedefi olacağız, koydunuz. Aşmış olacağız. Deri yani. Sektörü olarak. Şimdi o zaman bu hedefe ulaşabilmek için 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hedefe ulaşabilmek için şu anda sektörün önündeki en büyük problem nedir? Şimdi deri sektörüne ilgili ben biraz önce şeye değindim. Dedim ki genel olarak biz dünyadaki deri pazarından istediğimiz oranda pay alamıyoruz dedik. Bunun için birçok neden var. Yani iyi bir üretim yapıyorsun, kaliteli bir ürün yapıyorsun, belli bir standartların var. Dünyanın bütün markalarına mal üretebiliyorsun. Bugün dünyadaki aşağı yukarı bildiğimiz bütün markaların üretimi Türkiye'de yapılıyor. Ama bir türlü biz bunu hani kendi ülke olarak biz bunu pazarlayamıyoruz. Bunun da birçok nedeni var. En başta nedenlerden bir tanesi bir defa ülke olarak marka değiliz. Yani çok iyi, çok kaliteli bir şey üretiyorsun ama dünyanın karşısına çıktığın zaman kalite ürünün karşılığını alamıyorsun. Sana bir
Orta Doğu ülkesi gözüyle bakıyor. Sana bir fasoncu gözüyle bakıyor. Biz bir türlü bunu şey yapamadık, bunu aşamadık. Bu da bir süreç işi. Yani birdenbire kalkıp işte ülkenin markalaşması, firmaların markalaşması birdenbire gerçekleşecek bir durum değil. Bu biraz zaman gerekiyor. Bu konuda şu anda bu yolda olan çok ciddi firmalarımız var, yurt içi firmalarımız var. Ben inanıyorum ki kısa sürede biz bunları da aşmış olacağız. Şimdi markalaşma Türkiye için, diğer sektörler için de önemli bir problem. Kesinlikle. Deri sektörünün de markalaşma konusunda sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Ama Avrupa'nın çok önemli deri firmalarının fason üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu aşamada şöyle bir şey sormak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Avrupa Birliği'nde yaşanan bir ekonomik kriz var. Özellikle İtalya'yı, İspanya'yı konuşuyoruz. İtalya'da şu anda dünya üzerindeki en büyük deri sektörüne sahip, markalı deri sektörüne sahip. Siz deri sektörü temsilcileri olarak İtalya'da bir satın alma sürecinin veya şirket birleşmelerinin başladığını düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar duyduğunuz böyle bir haber var mı? Şöyle söyleyeyim, bununla ilgili bizim hani dernek olarak da firmaların bu konuda bizim tespitlerimiz var. Şimdi İtalya deri sektörü aşağı yukarı bir 10-15 yıl öncesinde İtalya bu işin merkeziydi. Zaman içerisinde Avrupa'daki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler bu işin Avrupa'da artık yapılmamaya başladı bu iş. Dolayısıyla bu iş kısmen Türkiye'ye kaymış oldu. Bu anlamda şu anda İtalyan firmaların bizim bildiğimiz ilişki içerisinde olduğu birçok firmanın ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Belki hani bildiğimiz hani gündemdeki markalar anlamında bugün bir hani marka satın alması ve iş birliği şu anda yok. Ancak özellikle KOBİ aşamasındaki KOBİ'lerin birçok firmamızdan şu anda flört halinde olduğunu biliyoruz. Ben inanıyorum ki kısa süre içerisinde bunlar şirket evliliklerine ve şirket satın almalarına dönüşecektir. Peki şu anda Türk deri sektörünün dünya üzerindeki en büyük rakibi kimdir? Şöyle söyleyeyim, şimdi kalite anlamında ben söyledim. Biz kalite anlamında gerçekten Türk derisi şu an dünyada ilk sırada aslında. Çok ciddi bir nokta. Ama pazar anlamında biz hani hep pazar payımızı büyütelim diyoruz. Pazar anlamında en büyük rakiplerimiz şu anda Uzak Doğu. Çin bir zamanlar çok ciddi bir rakibimizdi. Ancak Çin'deki maliyet artışları şu anda artık o pazara da cazip olmaktan çıkarmaya başladı. Bunu kesinlikle işte Çin pazarı bitti artık bütün alacağı Türkiye gelecek şeklinde değerlendirmemek gerekiyor. Ama şu andaki en büyük rakiplerim özellikle Pakistan ve Hindistan. Burada çok ciddi işçilik maliyetleri düşük, girdi maliyetleri düşük. Tabii bu konuda devletin de çok ciddi teşvikleri var. Bu sektörlerle ilgili özellikle deri sektörü bilgi birikimi isteyen, tecrübe isteyen bir sektör. Yani biz hani bu sektörün büyüklüğüne bakarken biz ilk önce ne kadar çalışanı var, ne kadar deneyimli personeli var bir sektörün ona bakarız. Bu birikim kısmen şeyde var, oluşmuş durumda. Yani Uzak Doğu ülkelerinde var. Dolayısıyla şu anda en büyük rakiplerimiz Pakistan ve Hindistan. Ben istiyorsan kısa küçük bir örnek de vermek istiyorum. Bugün Türkiye'de bir deri montun maliyeti, işçilik maliyeti, girdi maliyeti aşağı yukarı 80'den 110 dolar civarında. Bu bölgeden bölgeye değişebilmekte. İstanbul'da biraz daha yüksek, İzmir'de, Gönen bölgelerinde biraz daha düşük konfeksiyon açısından düşünüyorum. Pakistan'da bizim bildiğimiz markalar bitmiş bir ürünü 60-70 dolara satın almaktalar şu anda. Yani arada ne kadar büyük bir farkın olduğunu görüyoruz. Tabii ki ürünleri çok kalitesiz. Tabii ki hiçbir sağlık testi yok, kanserojen madde taşıyor. Ama peki nasıl o zaman ihracat yapabiliyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Yani Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir koşul altında ihracat yaptıklarını düşünürsek orada çok ciddi denetim mekanizmalarından geçmeleri gerekiyor. Bu denetim mekanizmalarını nasıl delebiliyor mesela oradaki Bangladeş'teki, Pakistan'daki üretim yapan üreticiler? Şimdi bu daha çok şöyle söyleyeyim. Belki hani belli Avrupa ülkeleri kendi içlerinde gerekli denetimler yapılabiliyor. Gerekli testlerden geçebiliyor. Biz tamamen yani bu ürünlerin %100'ünün de işte bu tür maddeler taşıdığını da iddia etmiyoruz. Ama şu var, şimdi biliyoruz Uzak Doğu'ya bu ürünler satılıyor, Amerika pazarına satılıyor, Asya bölgesine satılıyor. Dolayısıyla bunlar içerisinde %30, %40 bütün üründe risk var. Bunlar da bir şekilde kontrolden geçebiliyor, gözden kaçırılabiliyor, bir şekilde kamufle edilebiliyor. Evet, ben biraz da sözü, siz ham maddeyi yurt dışından temin ediyorsunuz ve aslında ham maddesini yurt dışına alıp o şekilde ihracat gerçekleştiren bir sektörsünüz. Şimdi burada içeride döviz sepetindeki, döviz kurundaki hareketlilik, dalgalanmalar sizi direkt olarak etkiliyor. Bu durumda sektörünüz sepet kurdan nasıl etkileniyor?
Şimdi şöyle söyleyeyim, ben biz deri sektörü biliyorsun, deri tamamen şeye yönelik bir ürün değil. Yani bir çiftçi veya bir üretici sırf derisini satayım diye şey yapmıyor, bir kuzuyu beslemiyor. Biz aslında et sektörünün yan ürünüyüz. Yani ne kadar kesim yapılırsa, ne kadar kuzu kesilirse ona göre bir deri arzı oluşur. Maalesef Türkiye'de bizim istediğimiz standartlarda yeterli oranda şey yok. Koyun ve kuzu derisini biz Türkiye'den temin edemiyoruz. Bu anlamda daha çok Avrupa'ya bağımlıyız. İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerine bağımlı durumdayız. Onlarda da son dönemde deri fiyatlarında çok ciddi bir artışlar oldu. Genel şeyin dışında biliyorsunuz Avrupa 2008 global ekonomik krizden sonra Avrupa Birliği hayvancılığa ve tarıma verdiği destekleri, yani devletin bir takım sübvansiyon destekleri vardı. Bunlar da bu destekleri çekince, üreticiden, çiftçiden bu destekleri çekince ciddi anlamda burada da üretim azaldı. Yani deri, koyun ve kuzu sayısı azalınca bu bize bir ciddi bir maliyet artışı olarak yansıdı. Bunun yanında kurlar, biz deriyi genelde Doğu Bloku, Rusya bizim en büyük pazarımız. Biz euro'yla alır, dolarla satarız. Ondan sonra ve Rusya'da da rubleyle satılır bu ürün. Dolayısıyla her zaman 3 tane kur riskiyle karşı karşıya kaldık. Son 10 yıldır şöyle söyleyeyim, yani deri sektöründe hani olumlu mu gelişti, olumsuz mu gelişti? Yani olumsuz bütün gelişmeler bizim deri sektörün, hep bizim bu pariteler bizim deri sektörün aleyhine gelişti. O açıdan son dönemde özellikle dolardaki yükseliş bizim biraz şeyimizi güldürdü işin doğrusu. Sektör olarak tabii doların yükselişinden fayda gören sektörlerin başında geliyorsunuz. İhracat grupları, evet. Doğru, ihracat grupları gölge. Şöyle söyleyeyim, işte biz 100 lira, şimdi ben biraz önce söyledim, biz uluslararası çok büyük bir pazarda rekabet halindeyiz. Biz 100 dolara 5 yıl önce sattığımız ürünü 200 dolara satıyorsak gerçekten bugün 200 dolar değil 180 dolara satmak zorunda kaldık. Bu süre içerisinde biz 100 dolar yurt dışından getirdiğimizde 130 lira alıyorken şu an 170-180 alıyorduk. Biliyorsunuz bu pariteler de 1.8'den 1.70'den geri döndü. Ve bu dönem içerisinde bizim deri sektörü gerçekten çok ciddi kan kaybetti. Yani çok birçok firmamız kapandı, birçok firmamız sıkıntı yaşadı. Ama biz bunları ben eminim ki süreç içerisinde aşacağımız kanaatindeyim. Peki devletten nasıl bir teşvik görmeyi umut ediyorsunuz? Devletten biz her ortamda bunu dile getiriyoruz. Her platformda biz direkt, biz devletten işte bize şu kadar para verin, bu kadar verin demiyoruz. Bizim devletten net olarak istediğimiz şu. Biz bir defa diyoruz, girdi maliyetlerimizi uluslararası piyasa rekabet edilebilir hale getirin diyoruz. Onun dışında işte döviz korları, biz yıllarca bunun mücadelesini verdik. Dedik ki yani siz bugün işte dolar 1.700 iken 1.300'e kadar düştü. Biz sadece Türkiye, hani diğer ülkeler gibi işte yeraltı kaynakları olan, sanayisi olan, silah sanayisi olan bir şey değil. Biz dünyaya sadece emeğimizi satıyoruz, iş gücümüzü satıyoruz, fasonumuzu satıyoruz. Dolayısıyla bunları satar ki bizim iş gücümüz, emeğimiz şu an dünyaya pahalı geliyor. Bunu biraz daha cazip getirecek koşulları yaratın. Bizim tek beklentimiz bu. Cazip koşullar derken istihdam yasasına ilişkin mi? Çünkü şunu da sormak istiyorum. Sektör olarak siz kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Kadarlık bir gruptan bahsediyorsunuz? Biz şu anda deri sektörü olarak aşağı 250 bin civarında çalışan istihdam ediyoruz. Kalifiye insan istihdam ediyoruz. Bizim deri sektörü bir sanayi dalı değil. Aslında bizim bir zanaat dalı. Yani evet. Bu konuda tecrübe edinmiş, bilgi birikimi sahibi insanlar var. Şimdi ben şeye deneyeceğim. Şimdi uzak doğuda özellikle bizim kürk süet dediğimiz, hani bu tüylü kuzu derisi dediğimiz bir ürün grubumuz var. Bizim en büyük rakibimiz için bunun için milyonlarca dolar, yüz milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Bir türlü şey yapamıyor. Bir türlü bu ürünü yakalayamıyor. Bunda çok tek nedeni o. Yani siz kuzu derisini alıyorsunuz. Yani bir kuzu derisini alıp bunun bir formülü yok. İşte şu kadar kimyasal, şu kadar süre, şu kadar ısıda bunu alın, ısıtın. Ondan sonra işte kahverengini elde etmek istiyorsunuz. Bunun bir net bir formülü yok. Bu tamamen usta alıyor, bunu hazırlıyor ham deriyi. Atıyor bir dolaba, belli bir kimyasal veriyor. Belli bir süre sonra ona gidiyor, onun renginden, ona dokunarak, yani bazen bir saat onu işte 100 santigrat derecede çevirmesi gerekirken, bazen 15 dakika çevirmesi gerekir. Dolayısıyla bu bilgi birikimi şu anda bir tek Türkiye'de var. Ve bu çok önemli bir bilgi birikimi. Yani parayla satın alamayacağın bir deneyim. O açıdan biz hani bu bilgi birikiminin iyi bir şekilde üzerinde durulması ve belki bu deneyimi de ihraç edebilirsiniz. Kesinlikle bir deneyimi ihraç edebiliriz. Hani biz şey olarak Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Dernek olarak çok fazla bilgi birikiminin, işte bu deneyimin
yurt dışına, ihracına çok fazla sıcak bakmıyoruz. Çünkü biz tamamen bunun burada üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu ciddi bir istihdam kalemimiz, ciddi bir ihracat kalemimiz ve kurlar da belirli bir düzeye geldikten sonra ben eminim ki sadece İstanbul'da değil, yani deri ve tekstili ben bütün olarak alıyorum. Bugün işte Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tane işsizlik ve eminim ki yani kurlar böyle devam etseydi, bu düşüşleri biz geçmişte yaşamamış olsaydık, Anadolu'nun köylerinde dahi bugün atölyeler kurulmuştu. O zaman kesinlikle üretiminizi Hindistan'a, Bangladeş'e, Pakistan gibi maliyeti düşük, özellikle istihdamda maliyeti düşük ülkelere kaydırmayı düşünmüyorsunuz. Şu anda biz düşünmüyoruz. Hani buna şimdi ticari anlamda tabii kesin kurallar da koyamıyorsun ama bu anlamda bunu biz şey yapmadık ama bizim hani uluslararası müşterilerimiz buraya aslında gitmiş durumda. Biz bunlara biraz daha işte kalite farkımızdan, ondan sonra biraz da moda, biraz da ruh katarak ürünlerimize, hiç olmazsa üst grup müşteriyi kaybetmeme çabasındayız. Peki kayıt dışılık ne durumda sektörünüzde? Deri sektörüne ilgili ben şöyle söyleyeyim. Çok ciddi anlamda şimdi bir kayıt dışının söz konusu olduğunu ben söyleyemem. Tabii Türkiye'nin genel olarak bir takım ortalamaları vardır, bir takım istatistik veriler vardır. Ama deri sektörü gerçekten, çünkü deri sektörü daha önce para kazanan bir işti. İşte kalifiye elemanlarla çalışıyor, usta adamlarla çalışıyor. Ve birçok şu anda firmamız artık uluslararası pazarda faaliyet gösteriyor. Bunu yaparken de işte krediye ihtiyacı var, Exim Bank'a kredisine ihtiyacı var, çeşitli finansal kaynakları kullanıyor. Dolayısıyla bütün bunlar dururken bir firmanın kalkıp işte ben kayıt dışı bir işlem yapayım diye bir düşüncesi zaten olamaz. Çünkü kendisine kaynak yaramaz. İşte bir bankaya gidiyorsun, direkt senin cirona bakıyor. Kredi çıkaracak. Exim Bank'a gidiyorsun, senin ihracat rakamlarına bakıyor. Bu anlamda sektörümüzde ben çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kıyaslama yapmamız gerekirken %99, %95 civarında kayıt altında olduğunu düşünüyorum. Peki Türk deri sektörü moda yaratma konusunda ne kadar yaratıcı? Burada bir eksik görüyor musunuz sektör olarak? Şimdi moda kavramı tabii şey bir kavram, geniş bir kavram. Yani bugün hani bugün ben moda yaratayım diye baktığınızda bunu yaratamıyorsunuz. Bunun bir tarihi derinliği var. Bugün işte hani dünyanın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Biz şeye bir baktığımızda bugün hani Avrupa'ya bakıyoruz, işte modayı yaratan belli ülkeler var. Bunlar bir bakıyorsun toplum işte ilkokuldan işte birinci sıra çocuğunu alır götürür, müzeye götürür, ondan sonra işte sanat merkezlerini dolaştırır, belli bir yerlere götürür. Yani sanatın içindeler, moda sanatla doğru orantılı olduğu için bizim biraz daha şeye ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var. Şu anda gerçekten hani biz trend anlamında belki çok ileride yaratıyoruz ama bizim en büyük sıkıntımız hani ülke olarak marka değiliz. Bunu karşı tarafa kabul ettirme sürecini yaşıyoruz şu anda. Yani insanlar gelecek, görecek, işte markalar üretimlerini bugün Türkiye'de yapıyorlar. Tamam, bunlar diyor ki bu işi yapabiliyor. Küçük firmalar geliyor, butikler geliyor, Türkiye'den alıyor. Bunlar bu işi yapıyor. Ha bir tek bunlar ne diyecekler? Bunların diyecek, ha yarattığı model, yarattığı tarz diyecekler. Satılıyor demesi gerekiyor. Yani bizim kendi çizgimizi, kendi tarzımızı yaratmamız gerekiyor. Bu noktaya da ben bir 10-15 yıl içerisinde yakalayabileceğim kanaatindeyim. Peki bir deri alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle buradan tüketiciye vereceğiniz öneriler var mı? Çünkü şimdi, deri kalite. Baktığınızda fiyat skalasının da çok geniş olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Neye dikkat edilmeli? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir defa gerçek deri çok fazla ucuz olmaz. Onu söyleyeyim. Ben biraz önce işçilik maliyetlerinden bahsettim. Türkiye'de bir deri montun aşağı yukarı işçilik maliyeti 80 dolar, aşağı yukarı 130-140 TL. Onun dışında gerçekten şimdi teknoloji o kadar gelişmiş ki yani bugün bir sünni derine bir gerçek deri birbirinden ayırmak çok zor. Ama yine de derinin bir takım belirtileri vardır. Dokunuşunda bir ipeksi bir dokunuş vardır her şeyden önce. Derinin bir kokusu vardır her şeyden. Çok güzel doğal bir kendine ait bir kokusu vardır. Bunun dışında da en önemli şunu söyleyeyim, tabii firmaya güvenmesi gerekiyor ve biz bununla ilgili de tabii sürekli taleplerimiz şu, özellikle uzak doğu ürünlerine karşı ürünlerde hangi ülkeye ait olduğu, işte Made in Türkiye, Made in China, Made in Pakistan şeylerinin etiketlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Derinin gerçek deri olup olmadığını düşünüyoruz. Ama ben şunu da söyleyeyim, bugün Türkiye'de hani yıllardır ben sektörün içerisinde şu ana bu kadar hani hiçbir firmamızda da ben yani sahte derinin gerçek deri diye satıldığına biz rastlamadık. Yani o kadar da firmalarımız şey değil, nasıl söyleyeyim, şeyini kalitesini dürüst firmalarımız evet, doğru. Ha bir tek ne kalite farkı vardır. Yani iyi kalitesi vardır, kötü kalitesi vardır. Ama evet, şunu söyleyeyim, iyi deri ucuza olmaz.
Peki. Çok az bir süremiz kaldı. Ben son sorumu sorarak bugünkü programımızı tamamlamak istiyorum. Avrupa Birliği bölgesine tekrar dönmek istiyorum. Eurozonda yaşanan bu krizi, krizin deri sektörünü, deri imalatçılarını endişelendirdiğini söylemek mümkün mü? Kesinlikle doğru. Biz ciddi anlamda bu küresel kriz, biliyorsun bir an önce ben şey dedim, çok ciddi anlamda bizim markalara biz hitap ediyoruz. Avrupa bizim Rusya pazarında belirli bir müşteri grubumuz var. Ama Avrupa pazarında, Euro bölgesinde çok ciddi markalara biz üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bu ekonomik kriz dolayısıyla bu firmaların, bunlar siparişlerini iptal edebilirler. Ondan sonra sipariş adetlerini düşürebilirler. Ondan sonra iş piyasasında istediği satış rakamları yakalayabilirler. Ben şunu değinmek istiyorum. Gerçekten kriz söylentisi krizden daha çok etkiler bizi her zaman. Çünkü insanlar dünyanın her yerinde böyledir. Cebindeki parayı harcamak istemezler. Ne olacak? Dolar yükselecek mi? Euro yükselecek mi? İşte çok büyük kriz olacak mı şeklinde. Dolayısıyla biz de buna mümkün olduğu kadar sektörümüzü uyarmaya çalışıyoruz. Firmalarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Mutlaka bir şekilde etkilenecektir deri sektöründen. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Sayın Mehmet Ali Dinç, verdiğiniz bilgiler için, sektör ilişkin aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet, böylelikle bir İşin Sırrı programının daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bir başka sektörü mercek altına alacağız. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalınız.